Fenerbahçe camiasının önemli isimleri 2 Nisan'a kadar tabii ki çok önemli fikir alışverişine bulunacaklar. Güvenç Hocam ne çıkar 2 Nisan'a kadar? 2 Nisan'da ne çıkar? Bunu da konuşalım. Ben bir şey söyleyeyim mi? 2 Nisan'a kadar bir kere hep evet çıkar. Dikten çekilelim çıkar. Ama yönetim böyle bir karar almaz. Almaz. Şöyle yani, bir hatırlatma yapayım. Bazen yanlış anlaşılıyor çünkü. 2 Nisan'da oylama olacak ama bu oylamanın sonucu hani karar vermeyecek Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmemesine. Yönetime yetki verecek kongre üyeleri. Yine iş yönetimde bitecek yani. Yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe niye bunu alıyor? Şeyi kararı almak istiyor. Futbolcuları ceza alırsa. Anladın mı? Sen bak şimdi. Şimdi bakıyorsun, tamam mı? Bugün bir sürü Trabzon'da eski başkanları falan da dinledim, tamam mı? Ya iki türlü konuşan var. Ya Fenerbahçe ne yaptı diyor ya. Çıktı yendi seni kardeşim. Nedir yani? Derdi nedir? Şimdi Trabzonsporlu futbolculara bir ceza gelecek mi? Gelmeyecek. Öyle mi? Fenerbahçe'ye bir ceza gelecek mi? Şey olarak, adını söyle, takım olarak. Göreceğiz. Gelmez bakacağız, zaten. Göreceğiz. Ama işte futbolculara gelirse, Trabzonsporlu futbolculara hiçbir ceza gelmeyecek. Ha ne yaptı? Onunla kavgaya karışmadı, etmedi falan filan. Ya burada zararlı kim yani? Burada Fenerbahçe'de futbolculara şey gelecek. E şimdi başkanı dinledim. Trabzonspor'un başkanı. Bir keresi çok zor göreve geldi. Ben olsam gelmem onun yanında. Bu yaşta paramı harcayacağım. Zor bir durumda. Ancak yerdeki adama tekme attın dedi. Şimdi o psikolojiyi o tabii bana göre de belki biraz yanlış, tamam mı? Haksız tahrik var yani orada. Haksız bir tahrik. Kimseyi bilemezsin. O karambolu ben yaşadım. 100 kişi sahaya inmiş. Kimin nereden ne vuracağı, bıçak mı sokacak, onu yapacak. Onu bilemezsin yani. Tamam mı? Normal bir şey olsa, birebir olsa vurmazsın. Vurmazlar zaten yerde merde falan. O hainlik yani. Hayvanlık, affedersin. Ama burada kimin ne yaptığı ne etti bilmiyorsun, tamam mı? Yani bana göre burada futbolcular ceza alırsa, ki bana göre bu Joseph'in aldığı ceza ya bir milat oldu abi. Bu kadar fiyasko bir şey olamaz ya. Yani onu nasıl ceza verdiniz arkadaş? Ondan sonra Altay maçında işte şey gördün, işte gösteri maçında adamı öldürse orada karışamıyor futbolcu. Öyle şey olur mu ya? Olmaz arkadaş ya. O sahaya atlayan futbolcu taraftan cezasını çekecek arkadaş. Ha dayakla değil. Ama şunu buna bir şey alacak. Ne olur? Ben sana söyleyeyim yani, hukuk olarak hiçbir şey olmaz. Siz hocam yönetimin ligden çekilme kararı alacağını yok, düşünüyor musunuz? Yok ya. Bu öyle bir şey olmaz. Ya nereden alacak ya? Nereye alacak ya? Yayıncı kuruluş var, öbürleri maç yapacak. Fenerbahçe'si, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'su bir lig olamaz kardeşim. Böyle bir şey yok yani. Yok yani. Anket yapsınlar, kimse istemez çekim. Öyle bir şey olmaz. Fenerbahçe karşı oynamayacağım ben. Öyle bir lig olmaz ya. Ama burada adaletli olmak lazım. Yani Fenerbahçe buradan, ya sen şimdi sahaya atlasın bir rakip şeyin taraftarı, tamam mı? Yani onu tabii ki Trabzon yöneticiler de istemiyor, başkan da istemiyor. Fenerbahçeli burada cezayı çeksin. Yok ya. Yok ya, gel beni vur de, vursun o zaman. Hayır, şeye mesela başkan diyor. Yerde adama, yatan adama tekme atmış. Abi o şeyi de bilemez. Biraz şeyi geçiyor. Nefsi dafayı biraz aşıyor ama tabii başka şekilde değerlendirmek lazım o. Yani hukuk olarak haksız tahrik var. Yani haksız tahrik. Yani şimdi şöyle söylüyor bak başkan. Mesela diyor ki kırmızı kartımız verilmedi. Bana göre de kırmızı kart. Ama onların evvelki pozisyonda hiç faul yok. Fenerbahçe gole gidiyor. Orada faul verdi. Anladın mı? Yani ona hocam da bakarsan. Yani bunları geçen hafta o kadar çok konuştuk ki. Bence 2 Nisan'da ne olur? 2 Nisan'dan sonrasında bir şey olmaz. Ne olur? Bunları konuşmak ceza gerek. Ceza alırsa yani Fenerbahçe futbolda ceza verirlerse bana göre yanlış olur. Benim görüşüm tabii bu. Peki. Yanlış olur. Yani ama şeyde ya öyle bir şey olmaz. Fenerbahçe bir lig olur mu ya? Öyle bir şey olur mu ya? Kaç 20 milyon seyircisi var, 25 milyon ya. Ya tabii ki zaten olmaz hani, abi yani öyle olmamalı şey olmaz. Ama bakalım göreceğiz nasıl bir karar çıkacak. Mahmut hocam siz ne düşünüyorsunuz? Ya esas burada karar verecek merciler hepsi suspus. Herkes bekliyor. Burada işte burada veyahut da farklı kanallarda bunun üzerine bizim gibi çıkan yorumcular bir şeyler konuşmaya çalışıyorlar. Çok dikkat etmek lazım. Ben iki programda da bu konuşmalara sorular geldi. Kelime ve cümlelere çok dikkat etmek lazım. Çok hassas bir nokta. Ben Fenerbahçe'nin baş kaldırışı diyeceğim. Böyle bir yerde bir protesto gerekiyor. Hakikaten gerekiyor.
Yani yaparsınız yapmazsınız farklı bir şey. Ama bir yerde bir şey göstereceksiniz yani. Keşke bütün takımlar hep birlikte olsalar da bir ders verseler. Hakikaten yani. Bir yerde bir şey. Bu nedir abi federasyonun yaptığı? Hiç kimse konuşmuyor. Hiç kimse. Ya konuşamazlar ki. Hocam bak Josef'e ceza verildiği zaman o kulüpler birliği toplanacaktı. Hepsi itiraz edecekti. Anladın mı? Orada tepki yapacaklardı. Tepki göstereceklerdi Josef'in olayında. Böyle bir saçmalık olmaz ya. Böyle bir şey görmedim ben ya. Adama bıçak sokar bilmem ne. Hakemi, arkadaşını koruyor. Adam ceza aldı ya. Adam ağlıyor ağlıyor gitti. Arkasından alsana Altay maçında. Ya o sopa nasıl kalın biliyor musun? Kafasına ölürdü ya. Kafasına vurdu arkadaş bir şey yapamıyor. Şunu işte bazı şeylerde dik durmak gerekiyor. Burada Fenerbahçe bu görüşü gösterdi şu anda. Ki Fenerbahçe'de biliyorsun eğer bir olayı attıkları zaman bütün kitleler peşinden koşuyorlar. Öyle bir kitleye sahipler. Ve herkes de onaylıyor. İster tasfiye etmeseler bile yine onaylıyorlar. Büyük Osmanlılara bak hepsi hemfikirler bu konuda. Çıkar mı çıkmaz mı Türk futbolu zaten yaralı batmışız da daha çok dipe gideriz. Bu sefer işin içine FIFA ve UEFA girer aynı. Üçüncü ülkelerde yaptıkları gibi işte Kamerun'da falan şey getirdiler ya, kayyum atadılar ya. Tabii onlar biz aynı konumda değiliz ama oraya kadar gidebilir burada. Biraz çok hassas bir konu. Çok dikkat etmek lazım. Ama Fenerbahçe'nin aldığı kararı, daha doğrusu şeyin Ali Koç ve yönetimin aldığı kararı buradan şey ne diyeceksin? Haklı karşılayacaksın yani. Pardon bir şey soracağım bekleyip ya. Göreceğiz. Bu 7'sinden evvel maç var mı? Var hocam. Var hocam. Haftaya maç var ya. Üçünde Adana Demirspor maçı var. Haftaya maç niye var. Niye dedim biliyor musun? Şöyle yani. Hani bir göstermelik bir 7'sine yani kupa maçına bir ceza verilir. Anladın mı? Onu öyle atlatırlar falan filan diye düşündüm yani bir yerde. Aslında cezalar sevk olurdu da milli maçtan dolayı ve gündemden dolayı şimdilik bir sevk de hocam, yok yani. Hocam şimdi ne zaman şu anda vermedin. Salı günü milli maç var. Salı günü milli maç var. Çarşamba döneceksin ve bunu ne zaman alacaksın? Abi ben geçen gün şöyle ya milli federasyon başkanı olarak veyahut da bütün yönetim kurulu olarak gitmene mecbur değilsin ki. Hazırlık maçı yapılıyor. Kimdir orada görevlisi? Hamit Altıntop mudur? Hamit Altıntop bir kişi daha görevlendirsin. Esas senin asli görevin şu. Gündem bu. Milli maç değil. Milli maç oynanır. Sensiz de oynanır. Hocam yapma gözünüz. Bak Ümit. Burası Türkiye hocam. Seçim var hocam. Kimse ceza meza kurum veremez. Hocam biz sporun içine kalalım. Ben okulumla ilgili konuyu konuşmayalım. Yok hayır veremezler yani. Niye vermedi diyor. Onun için. Yok, olayın o kadar fazla yan etkeni var ki o zaman her şeyi konuşmak zorunda kalırız. Şunu demek ki işte federasyon başkanı ve federasyon yöneticileri önümüzdeki hafta. Vallahi hocam pazar günü ya gözünüzü seveyim yani. Şurada güzel keyifli bir program yapmaya çalışıyoruz. Yani keyifli ben ya olanları söyleyeyim. Sporun içine kalalım. Önümüzdeki hafta maç var. Maç olacak. Salı günü sen oynayacaksın Avusturya'yla. Avusturya'dan döneceksin. Çarşamba günü lay lay lonla geçer o. İşte geldin gittin yorgunluk. Bir de hocam hafta sonu şimdi maçlar yok. Seçimden dolayı önümüzdeki herhalde çarşamba perşembe nasıl sıkıştıracaksın yani bunları bu kadar zamanda sen şu ana kadar o olan olayları nasıl? Burada bir valilik tarafı var. Burada emniyet müdürü tarafı var. Bunlardan da hiçbir şey çıkmadı. Ses çıkmadı. Esas bir dikkat et oradaki o güçlerden hiçbirisi yok.